Elbette onlarla kıvandınız, mutlu oldunuz. Bir sürü mücadeleyi birlikte göğüslediniz. Vazgeçmek istediklerinde, belki bırakmak istediklerinde hep arkalarında oldunuz. Bugüne kadar bunu hep annelere, babalara, kardeşlere söylüyordum ama bugün gördük ki işte en azından üçünün eşi de bu destekleyenlerden, üç meslektaşımızın eşi de bu destekleyenlerden olmuş ve elbette çocukları da. Demek ki bu bütün aile yapısı içerisinde bu meslek biçimini yaparken bu ağırlığı, bu sorumluluğu çok daha fazla hissedecekler. Bu destekleri karşılıksız bırakmayacak sevgili genç meslektaşlarım. Bugün açıkçası ana konumuz deprem. Bu kürsüde günün önemine, anlamına binaen hep bir iki laf etmek isteriz, sizlerle paylaşmak isteriz. Çok acı bir deprem tecrübesi daha yaşadı ülkemiz ve insanlarımızı kaybettik. Büyük bir kısmı da halen yaşam mücadelesi veriyor. Elbette ölenlerin arkasından hala ağıtlar yakılıyor, dualar okunuyor. Yaralıların bir an önce şifa bulması dileniyor bizim, sizlerin ve yakınları tarafından, bütün Türk milleti tarafından. Ancak geride kalanlarla ilgili, geride kalan bizlerle ilgili de artık bir şeyler yapmanın zamanıdır. Bizler de geride kalanlarız çünkü. Hemen hemen son birkaç aydır her gün sallanıyoruz. Her gün bir endişeyi aslında bizler de yaşıyoruz. 99 yılında çok acı bir tecrübeyle yaşadığımız deprem gerçeği, o yüzleşmeye, o kayıplara rağmen maalesef hala bizi akıllandırmadı, idarecilerimizi akıllandırmadı. Birkaç yargılama, birkaç müteahhidin mahkum olması soruna çözüm olmadı. Kentsel dönüşüm uygulamaları adı altında bütün kentlerimizde, Bursa da bunlardan biri, sadece rantsal dönüşümler yapıldı. Ekonomik getirisi yüksek olan yerlerde çok daha yüksek katlı binalar yaparak kentsel dönüşüm yaptığımız savını ileri sürdük. Ama asıl dönüştürülmesi gereken usta eliyle yapılmış, herhangi bir mimari projesi olmayan, herhangi bir betonarme projesi olmayan, beton kalitesi olmayan ve hatta bazı demir dahi kullanılmayan binalarımızda hala oturmaya devam etmekteyiz. Gerek 80'li yıllarda çıkarılan imar barışı afları, gerekse geçtiğimiz yıl çıkarılan imar barışıyla adeta depremi görmezden geldik ve bu dayanıksız yapılarda yaşamaya, hatta daha ileri giderek söyleyeceğim, ölmeye mahkum edildik. Çünkü bugün yaşarken yarın olası bir depremde de bu binaların içinde olmamız halinde öleceğimizi biliyoruz. Kamu binaları dayanıksız, özel binalar daha dayanıksız. İşte İstanbul sadece 5.8 sallandı. 20 binanın, 20 okul binasının tam dayanıksız olduğu, tam hasarlı olduğu ortaya çıktı ve boşaltıldı, bugün yarın da yıkılacak. 50'ye yakın okul binasında güçlendirme çalışması yapılacak. Bursa'da da aynı şekilde geçtiğimiz deprem tecrübeleriyle birçok okulumuz yıkıldı. Ama diğerlerinin, açıkçası hiçbir veli, hiçbirimiz çocuğumuzun okuduğu okulun depreme ne kadar dayanıklı olduğunu bilme şansımız yok. Bunlar bizimle paylaşılmıyor. Bunları görmezden gelerek, yok sayarak deprem gerçeğinden kaçınamayız. Evet, depremi önleyemeyiz ama depremde yaşamayı sağlayabiliriz. Ve yine elbette depremde yapılan yardımlar. Türk milleti gerçekten çok ulu bir millet. Bunu Kurtuluş Savaşı mücadelesinde gösterdik, İkinci Dünya Harbi'nde gösterdik. Bütün depremlerde, bütün doğal afetlerde gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz. Bir kampanya başladığında olması gerekenden, belki ihtiyaçtan çok daha fazlası toplanıyor. Tek bir şeye ihtiyacı var ulusumuzun, yurttaşlarımızın: güvene. Güveniyorlarsa, yardım gerçekten doğru adrese ulaşıyorsa o yardımlar yapılıyor. Ancak bu konuda da idarecilere, konuyla ilgilenen vakıflara çok iş düşüyor, başta Kızılay olmak üzere. Biz Kızılay'ın gönderdiği, ilk deprem şokuyla gönderdiği SMS'in şokunu atlatmadan Ankara'dan bir haberle sarsıldık. İşte Başkent Gaz 10 milyon dolar bir bağış yapmış Kızılay'a 2017 yılında. Ama şartlı bağış yapmış. Bu paranın 9.925.000 doları, yani %99'u bir vakfa verilme koşuluyla, o vakfa yurt yapılmak koşuluyla. Peki bir şirket bir Kızılay'a bağış yaparken başka bir vakfa bağış yapılmasını neden istesin? Aslında sorunun cevabı kendi içinde gizli. Kızılay
bütün aldığı yardımlar, bütün aldığı bağışları bağışlayan lehine vergiden %100 düşürmesini sağlayan bir kurum. Kamu yararına çalışan bir dernek. Yüzlerce yıllık mazisi olan bir yapılanma. Yani oraya verilen 10 milyon doların tamamı Başkent Gaz'ın o yıl ödemesi gereken vergiden bütünüyle ve tek seferde mahsup edilecek. Doğrudan diğer vakfa yapsaydı ne olacaktı? Kısmen mahsup edecekti ve yıllara dayanarak her yıl belli bir miktarını düşecekti. Peki doğrudan yapsa başka ne olacaktı? O şirket Kızılay'a 10 milyon dolar bağış yapmış bir şirket gibi böbürlenip ortada dolaşamayacaktı belki. Eğer bir vakfı desteklemek istiyorsak kişisel olarak veya şirket olarak yasa neye müsaade ediyorsa nasıl yapılması gerekiyorsa öyle yapmamız gerekiyor. Kaldı ki o yurdu o vakıf adına yapmak yerine Kızılay adına da yapabilirsiniz ve devlet o vergiyi alarak kendisi de yapabilir. Devletin muktedir olduğu alanlarda ve olması gereken alanlarda başta eğitim, sağlık ve öğrencilerin barınması noktasında üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara devletin parasıyla yardım yapılmasını, devletin parasıyla kaynak aktarılmasını doğru bulmuyoruz. Doğrudan yapılması gerektiğine inanıyoruz. Biz cumhuriyete inanıyoruz. Cumhuriyetin temel değerlerine inanıyoruz. Mesleğimizin cumhuriyetle bir anlam kazandığına inanıyoruz. Hukukun, yargının, adaletin işte üç sacayağından bahsedilir. Hakim, savcı, avukat. Ama bizim ülkemizde savcılar yoktur. Cumhuriyet savcıları vardır. Cumhuriyetin savcıları vardır. O yüzden biz cumhuriyetin savcılarını adları gibi cumhuriyete sahip çıkmaya davet ediyoruz. Öyle yalanla, dolanla, vergi kaçırma değil de vergi kaçınma, vergiden kaçınma dedikleri, lügatımıza yeni ekledikleri bu maddelerden hareketle devletin, halkın, yurttaşların kaynağını benimsedikleri veya benimsemedikleri, sadece bir kısmının benimsediği bir vakfa aktarılmasının doğru olmadığını söylemek istiyoruz. Bu anlamda gerek Kızılay'a, gerekse yardım yapan bütün kuruluşlarımıza AFAD başta olmak üzere halkın, yurttaşın güvenini sağlayabilmesinin yolu şeffaflıktan geçiyor. Gözlemlenebilir, denetlenebilir olmasından geçiyor. Aksi halde el yordamıyla yardım yaparız. Biz avukatlar meslek örgütümüze güveniyoruz. Barolara bu yardımları veriyoruz. Ve elbette Bursa Barosu topladığı bu yardımlarda yine güvendiği deprem bölgesindeki Elazığ Barosu'na ve Malatya Barosu'na gönderiyor. Oradan tek elden dağıttırıyoruz. Biliyoruz çünkü bazılarına birden ihtiyacından fazla ama bazılarına da ulaşılamadığını. Lokalde orada yaşayan insanların kendi komşularına, kendi mağdurlarına yardım edebilme ihtimali her zaman daha fazladır. O yüzden yerel dinamiklere, yerel örgütlenmelere değer vermek gerekiyor. Biz de meslek örgütümüz olarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Biraz kurtuluş mücadelesinden, cumhuriyetten girdim. Onu da çağrışım yapan sevgili Halide Edip'ti belki adı gibi. O da aynen Halide Edip Adıvar'ın yani ismini aldığı kişinin kadın mücadelesi, aydın mücadelesi, yurtsever mücadelesi verdiği gibi onun da hukuk mücadelesi vereceğini düşünüyorum. Onun çağrısında bütün genç arkadaşlarımı yeniden tebrik ediyorum. Bursa Barosu ailesine hoş geldiler diyorum ve sizlere ilkokul öğretmenlerine başta olmak üzere destekleyen, yanlarında olan, yakınlarında olan, sürekli gücünü, varlığını hissettiren sizlere de sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Var olun, sağ olun.